Belirli yerlerde her şeyimizi ticaretin yapın, her şeyimiz olsun en üst seviyede düşünürken bu spor konusunu da maalesef bu gönül için bunun da en güçlü süreçleri çıkartacağımıza inandığımız bir manevi destek verebilirsiniz. Bu destek ve manevi güç doğrultusunda bazen istediklerimiz olmuyor. İstediklerimiz derken manevi anlamdaki bağlı olduğumuz durumun çalışmaları olsun. Bir takım icraatlar olsun. Yeterli bir tatmin olmuyor. Tatmin olmama noktasında bir takım sıkıntılar aslında. Bu sıkıntılar benim bahsettiğim gibi aşmanın yolu yeni bir kurum açmak değil, yeni bir derneği açmak değil. Sadece kafalarındaki zihniyeti değiştirmek, çalışma anlayışını değiştirmek ve bağlı bulunduğumuz kurumun gerekliliğini yerine getirmektir. Bu kurumlar hiçbir insanın buraya aday olacak, burada çalışma yapacak insanın şahsi emirlerini ön plana çıkarttığı yerler olmaması gerekir. Amacı tek olması lazım. Amacı amatör sporlarının zeytin kurumunun amatör spor gruplarımızın idareci ve yöneticilerinin o katkıları, o çabaları, o zamanından, mekanından, gününden, parasından, her şeyinden nasıl fedakarlık yapıyorsa bu insanlar, buraya gelecek insanlar da en azından parası olmamış olabilir. İmkanları olmamış olabilir. Ama buraya zaman ayıracak zaman fukarası olmaması lazım. Burada bulunan insanların bu zaman fukaralığından arınmış buraya mesleki çalışmanın dışındaki bir bölümünü buraya aktarması lazım. Eğer aktarırsa aktardığı zaman burayı da sadece örnek teşkil edebilecek bir kurum haline getirmek onların görevleri olması lazım. Değerli arkadaşlar, kafamızda hiçbir şey kazandırmıyor. Kafayla bir yere varmamız da mümkün değil. O zaman biz akıl yolunu ve doğru olanları, doğru insanların seçeneğini yaparsak bazen şansımız da var hatalar çıkarılıyor. Ama şu demek değildir. Ben birisini destekledim, hata içinde oldu. Burada önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatayı anlamak, yanlıştan geri dönmek kadar erdemlik bir şey yok. İnsanları seçerken nasıl onlara bir güç katıyorsa, çalışma esnasında ve sürecinde de onların takipçisi olacağımızı bilmeleri gerekir. Bu bir yarış değil. Bu bir başka bir şey değil. Bu sadece zamanından, gücünden, her şeyinden bir bahsettim yani. Bir şeyler buraya katacaksın. Yani bir bardak suyu getirip, bu da kulüpler birliği, yeni oluşacak kulüpler birliğinin artısı diye gideceğiz. Bir sonraki konuya geldiğimiz zaman, belirli bazı şeylerin tamamen düzeltilmiş, tam tamamen yerine oturmuş, güzel bir kurum haline geldiği zaman ben de şu konuşmayı yaptıktan sonraki hazırlığı seyirci yaşayacağım. Benim dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Yeni oluşacak derneğinizin bir sahne olmasını diliyorum. Sayın başkanım. Bu arada Divan Başkanlığı'na Divan Başkanlığı için değerli arkadaşlar, şunları bir güzel söyleyeyim. Divan Başkanlığı'na Muhsin Koç, yedik. Şu anda Divan Başkanlığı'na görevi geldi. Muhsin Koç, İvedikli Albay Karaman'a Mehmet Teçoğlu'nun teklif ediyoruz. Teklif edenler Cenab-ı Allah'u, Nacize
Tarık Çelik. Divan Başkanlığı'na Muhsin Kocu kabul edilen, kabul edilmiştir. Sayın Başkanım. Buyurun. Dolayısıyla biz onu faaliyet raporunda sadece onu alıyoruz. Kuruluş çalışmaları olarak alıyoruz.
Dolayısıyla faaliyet raporları kuruluşma kuruluş çalışması olduğu için ve faaliyet raporu da kuruluşa yönelik olduğu için bu konu pek görüşülmeye değmez ama yerleştirilmiş. Yasa gereği oylarda sunmak istiyorum. Hem önce size sormak istiyorum. Söz almak isteyen var mı rapor hakkında? Yoksa oylarda sunacağım. Evet, söz almak isteyen yok galiba. Raporları okunan faaliyet raporunu kabul edenler. İttifakla kabul edilmiştir. Mali raporu kabul edenler. Teşekkür ediyoruz. Daha doğrusu kurucular kurma adına sizlere teşekkür ediyorum. Raporlarına oy birliği kabul ediniz. Gündemimizin diğer bir maddesi tahmini bütçe. Önümüzdeki dönemle ilgili düşünülen tahmini bütçeyi yine Sayın Başkan Sokacak herhalde rahmet ediyorum. Değerli arkadaşlar, 2013 yılı 1980 Derneği Destekleme Derneği'nin tahmini bütçesi 10 bin TL olarak öngörülmüştür. Bilginize sorun. Tahmini bütçe 10 milyon olarak yazıyorsam bir yanılgı neden olmasın. Bu tahmini bütçe değil. Zaten adı üzerinde tahmini bütçe. Aslında bizim bir seriydi çalışmalarımız ve bu çalışmalar içindeki oluşacak bütçe bunun herhalde 8-10 katı kadar olması gerekiyor diye düşünüyorum. 13 yıllar. Şimdi Sayın Başkan, tahmini bütçe oylandığında daha sonraki faaliyetlerde harcamalar belirtilen örneğin 10 bin liranın altında kalırsa sorun yok. Ama onun üstüne çıkarsa onun üstüne bir giren karar gerektiriyor. Onun için tahmini bütçelere yüksek tutulur. Ki aşılmasın. Ve zaman bir yıllık olduğu için bir yıllık faaliyet süresi normal bir durum. Bir yıl için dönem için şu kongreler kuruluş aşamasından bir yıllık olan evet, bir yıllık gelir ve çökeceğine karar almak gerektirmesin diye yüksek tutuluyor. 30 bin lira bir yıllık derneğin gelir ve gider tahmini bütçesi. Mevcut bir grup arkadaş bir aday listesi koymuşlar. Tekrar halkımdan sormak durumundayım. Değerli aday, masamızda konan önce bu aday listesinden başka listesi olan adaylık teklif olanlar varsa ben bu listeyi size okuyacağım adına o kenarda almış olalım. Buyurun Muhammed Bey, siz okuyun. Bunlar. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 1953 Zeytinburnu Spor Kulüplerini Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Aday Listesi. Asil üyeler: 1. Cenap Alto, 2. Necdet Baykan, 3. Rahmi Ekşi, 4. Naci Sert, 5. Mennan Çayır, 6. Sabri Yılmaz, 7. Cengiz Zafer, 8. Kenan Aydın, 9. Arif Şen. Yedek üyeler: 1. Sabri Alto, 2. Fahri Topçu, 3. Burak Nişancı, 4. Alaaddin Çam, 5. Erol Sarıkurt, 6. Hakan Güler, 7. Özgür Genç, 8. Akın Aydın, 9. Emrullah İç. Denetleme Kurulu: Asil 1. Mehmet Yavaş, 2. Sinan Zafer, 3. Hüseyin Derviş. Denetleme Kurulu Yedek: 1. Nihat Fen, 2. Yusuf Ekşi, 3. İzzet Açıkgöz. Teşekkür ediyorum Sayın Gençoğlu'na. Evet, değerli hanım, listeyi dinlediniz. Tekrar sorduktan sonra oynamaya geçeceğim.
Mevcut listenin dışında aday ya da liste var mı? Evet, olmadığını görüyorum. Mevcut listeyi dinlediniz. Bizim dernekler kanuna göre seçimler gizli ve açık tasdikle olur. Kanun bunu diyor. Başka liste yok. Tek liste. Raporlar oy birliğine doğru edildi. Yani ittifak var. Dolayısıyla ben bu oylamanın da açık oy yapmasını teklif ediyorum. Sandık kurmamda gerek kalmadan tek liste olduğu için, başka olmadığı için. Derneğinize hayırlı ve vesile olmasını diliyorum. Yeni seçilen yönetim kurulu üyesi arkadaşlar adına bir teşekkür huzuruna konuşmak yapmak isteyen kim temsil eden cevap ve buyurun saygıyla başlıyor. Sayın değerli kulüp başkanı, Zeytinburnu'nun değerli basın mensupları. Biz aslında burayı Zeytinburnu Amatör Spor Kulüplerinin yeni bazında kurmak için mücadele verdik. Fakat olay ve şartlar bu seviyeye getirdi. İnşallah amatör birliğinin bundan sonraki çalışmalarında maddi manevi çok büyük katkılar sağlamak için elimizden ne geliyorsa bizden sizlere sunmak için görevimiz olacaktır. Bizleri yalnız bırakmayan tüm değerli dostlarımıza ve üyelerimize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Gitmeden bu hazır ünitesini oy kullanmalarına dair imza atmaları gerekiyor. Oy kullanmış olsunlar. Gitmeden arkadaşlar.